Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, ikinci kanalımıza tam tamına 186 gün sonra bir video çekmeye karar verdim. Ve Efsane Lig'de bir gün ismindeki oynatma listemize yeni bir video ekleyeceğiz. Daha doğrusu bu oynatma listesini yeni oluşturacağım. Ana kanalımızda zaten uzun yıllar önce böyle bir serimiz vardı ama sonrasından çekmemiştim. Şimdi elimde iki tane sağlam hesap var. Bunları efsane lige çıkarttım. Her ikisinde de üçer tane saldırı hakkım var. Bu saldırıları yaparak böyle bir tohum atmak istiyorum ikinci kanalımıza. Artık o tohum büyür, ağaç olur mu? Yoksa kafasını yukarı kaldıramadan içinde kalır çürür mü ona artık bakacağız. Şaka maka çok uzun bir zaman olmuş arkadaşlar. Yani ikinci kanalımızda da emeğimiz az buz değildir. Şu anda baktığıma göre kanalımızda an itibariyle 36.780 abonemiz var. Tabi video çekmediğim için baya bir abone kaybımız da olmuş. Yani neden olmasın en azından efsanelik saldırılarımızı burada paylaşabiliriz. Daha düşük seviyeli köylerde saldırılar yapabiliriz. Turnuvalarda başladığı zaman Global Clash Cup benzeri turnuvaların e, videolarını paylaşabilirim. Yani bu kanalı tekrardan canlandırmaya niyetlendim arkadaşlar. E, bu bağlamda da tekrardan bu kanala bir şeyler yapmaya çalışırız işte. Her neyse vaziyetler bu şekilde. Belki de kimse izlemeyecek bu videoyu ha. Kendi kendime konuşuyor bile olabilirim. Yani 3-4 aylık bir sürenin ardından tabi video atınca... Algoritmanın da birazcık kafası karışacak. Valla ana kanaldan da reklamdır meklamdır bir şekilde destek meslek yapıp kendi yanında kavurmaya çalışacağız bu kanala. Şimdi ee, hemen saldırıya geçmek istiyorum arkadaşlar. Yıldırım Depremli Orman Binicisi saldırısı yapacağım. Yalnız e, adam akıllı ordular olmak şartıyla bir sonraki videolarda efsanelikte ne saldırıları görmek istiyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız ben de onların arasından seçerim. Yani ne olur? Hibrit olur, tazı balon olur ne bileyim ejder olur elektro olur yani adam akıllı olsun da en nihayetinde efsanelikle saldırı yapacağız şansımızı zorlarız yani bununla birlikte şunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar efsanelik saldırılarındaki yegane amacım e, adam akıllı köylere saldırı yapmak yani sıralama gibi bir derdimiz olmayacak defans gibi bir derdimiz olmayacak ben tamamıyla yaptığım saldırıya odaklanacağım yani e, daha düşük kupalarda saldırı yaptığınızda klan kalesi boş oluyor. Yükseltmedeki savunmalar çalışmıyor ee, düzeni kötü oluyor savunmaları düşük oluyor hero'ları max olmuyor ama efsanelikte adam akıllı köylere karşı mücadele edeceğimiz için bir bakıma da elimiz güçlenmiş olacak yani bir tıpkı bir sporcu edasıyla düşünün kasları vardır kuvvetlidir ama her gün aynı hareketleri yapmak zorundadır yapmazsa işler sarpa sarar bir bakıma da o şekilde kendimi zinde tutmaya çalışacağım. Yani kupa kasmak gibi bir derdim yok. Sıralama gibi bir derdim yok. Onun baştan peşin peşin altını çizmek istiyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmadan ilk saldırımıza başlayalım o halde. Pekala efendim saldırı numara 1. Kalbimiz kadar temiz bir savaş günlüğümüz var. Kirletmek üzere birlikler tamam, büyüler tamam. Hero'lar ayakta güç ve kahraman iksiri kullanmayacağım. 2 tane de barbarım eksik arkadaşlar. Eğer olur da 3 yıldızı alamazsak bahanemiz hazır olsun diye barbar almadım. Desem de inanmayın işte korktuğum başıma geldi. Arkadaşlar şimdi ilk gün olduğu için yani efsane ligi daha yeni girdiğimiz için yani korkuyordum ben bunun olacağından tahmin de etmiştim ama belki bir ihtimal adam akıllı bir köy çıkar diye de ümit etmiyor değildim yani. Tamam işi avantajı çevirelim. Beri diye binası 14 çıktı. Bari klan karesini kullanmayalım değil mi arkadaşlar? Hemen ikinci saldırıya geçeriz. Kolaylık sağlar bizim için. Gerçekten hayal kırıklığı oldu. Şaşırmadım ama. Yani bir bakıma da diyorum ki sen belediye binası 14'sun arkadaşım. Ne işin var efsanelikte yani? Titan 1 liginde, Titan 2 liginde git takıl ganimetlerini kas Niye bizim başımıza iş çıkartıyorsun öyle değil mi? Yani benim günahım ne arkadaş? Video çekecektim ben. Yani 180 gün sonra değil mi? İkinci kanala video çek. Karar al otur kameranın karşısına geç. Efsanelik saldırısı yapacağım diye heyecanlan. Karşına belediye binası 14 çıksın. <laughs> mağdurum arkadaşım mağdurum yani. Birisi benim bu mağduriyetimi e, dindirsin. Tamam sıkıntı yok. Elimizi ısındırmış oluruz. Ne ma problem o? Üçlenecek mi? Üçlenecek arkadaşlar. Ondan yana zerre şüphem yok. Garanti üçlenecek. Şu kralın özelliğine bir basalım. Klan kalesini falan kullanmadan üçlenecek hem de yani. O derece eminim kendimden. Çünkü bildiğiniz üzere zaten orman binicileri belediye binası 16'da bile dümdüz ediyor ortalığı. En azından çok kötü düzenlerde. Daha doğrusu çok iyi olmayan düzenlerin neredeyse tamamında çatır çatır üçlüyorlar yani. Belediye binası 14'ün hiçbir şekilde şansı olmayacaktır. Bu arada sizlerden de var mı aramızda? Yani o kadar söylememe rağmen. Gerçi efsane de kendi içinde bir tatlılığı var arkadaşlar. Mesela ee, saldırı yediğinizde ganimetiniz gitmiyor. Yani bu yüzden bile efsanelikte kalanlar vardır. Ya da benim söylediğim sebeplerden dolayı 14 lira ama 16'da millet ne yapıyor diye merak edip girip çıkanlar vardır. Mesela sizin de düşük köyler olmasına rağmen efsanelikte hesaplarınız var mı yorumlara yazarsanız memnun olacağım. Evet Çıkır ilçenin özelliğine bir basalım. Şampiyonun kalkanına da basalım. Soran olursa iş yaptı desinler diye. Yani 14'e saldırdık ama en nihayetinde uzun bir aradan ardından güzel bir üçlükle açılışı yapmış oluyoruz. Ve ümit ediyorum ki bir sonraki köy belediye binası 16 sağlam bir hesap çıkacak. <laughs> Bakalım arkadaşım bu işler hep nasip kısmet. Ulan bak OBS'e baktım belki dedim kaydı başlatmamışımdır. Fırsat bu fırsat bu videoyu da koymam bu saldırıyı da koymam video ama başlatmışım. Başka bir zaman olsa var ya kesin başlatmamışımdır yani. Neyse canım iğrenç esprileri bir kenara bırakıyor. Bir diğer saldırı için hazırlıklara başlıyor. Pekala efendim ikinci saldırımızı gerçekleştirmek üzere belediye binası 16 ana hesabımda her şeyin hazır olduğunu görüyoruz saldırı butonuna tıkladım git halde. hadi bu sefer 16 tamam tadı, tadında bırakalım ya bu sefer de 15 çıktı ama arkadaşlar ümit vaat etti bana yani 14, 15, bir sonraki 3. saldırıda kesin 16 çıkacak. Yani istatistik ilminin bana anlattığı budur arkadaşım. Yani eğer istatistik ilmi çalışıyorsa değil mi? E, matematik önemliyse. <laughs> Lan arkadaş ya. <laughs> tamam belediye binası 15 yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. E, hava saldırılarında belediye binası seviyesi çok fark ediyor. Mesela ejderdir, elektrodur. Gözün kapalı rahat üçlersin ama kara saldırılarında var ya. Ben liglerde 16 ile 15'i üçleyemediğimi bilirim. Yani bir şey ters gitmeye dursun. Hani düzeni iyi ise hakikaten çok rahat böyle. Hadi ya tamam kafa patlatmaya gerek yok direkt sallayayım askerleri üçleyeyim çıkayım kafasına girerseniz ciddi anlamda rezil olma ihtimalini söz konusu olabilir. Aman diyeyim dikkat edin. <laughs> Bak en azından böyle bir bilgi paylaşımıyla bu saldırıyı da kıymetlendirmiş oluyoruz. Kitapta yazmaz bunlar. Kimse diye de anlatamazsın derdin ya. Yani. Şu noktada bir tane öfke büyüsü patlatacağım. Zehir büyüm var. Neden kullanmıyorum? Hiçbir fikrim yok. Zıpırların kafaya da gönderdim gitti. Şöyle şu noktada bir tane büyücü. Burada belediye binası 15 diyorum ama demeye bin şahit ister. Toplarıdır, okçu kulesidir. Belediye binası 14'ten kalma. Şikayet etmiyoruz. Şikayet eden namerttir. Bizden de değildir arkadaşım. Evet çok rahat üşlendi ya. Keşke bütün saldırılar böyle olsa. Liglerde kılan savaşlarında da keşke hep böyle olsa yani. Ama ilk gün dediğim gibi ilk video çıtırlık kıvamda olsun. Yani böyle olacağını tahmin etmiştim ama bir sonraki saldırıda 16 çıkarsa en azından bir tık olsun içim rahat etmiş olacak. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle şu noktada bir tane dondurma büyüsü kullanıyorum. X yayını kaçırdık. Ne ma problem o? Son öfkeyi de şuraya patlattım. Son dondurmayı da binaya gönderiyorum. Kraliçenin ve şampiyonun kalkanına da basıyorum. Evet. Buradan da 3 yıldızı bu şekilde almış oluyoruz. 1 dakika 18 saniye süremiz var. Evet tekrardan ikinci kanalımın yüzüne girdim arkadaşlar şu anda istatistiklere bakıyorum da en son paylaştığım video Agalarla Kılan Savaş Ligi şeklinde bir başlığı varmış. Hatırlamıyorum bile. <laughs> 8000 izlenme almış, 815 beğeni almış. Ortalama izlenme süresi de 10 dakika 5 saniye olarak gözüküyor. Yorumlara baktığımda bıraktın mı yazmış. Yasin Zaç. Yasin Zaç isimli izleyicimiz muhtemelen benim ana kanaldan haberi yok. Ana kanalda sürekli devam ediyoruz zaten. <laughs> Belki de o da ikinci kanal niyetiyle sormuştur hani ikinci kanalı mı bıraktın şeklinde. Her neyse arkadaşım şuradan isteğimizi tazeleyelim. Diğer hesabımıza geçiş yapalım. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar 2 numaralı belediye binası 16 hesabımdayım. Yani çarşambanın gelişi, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye bir laf var ya. Karıştırmış da olabilirim ama mevzu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Muhtemelen burada da düşük seviyeli bir köy çıkacak ama. Yani Allah'tan da ümit kesilmez. Bir saldırı butonuna tıklayalım bakalım ne çıkıyor. Hadi 16 be. Hadi be yap bir güzellik. Yap bir güzellik. Heh şöyle ya. Var ya tam istediğim gibi bir 16 köy çıktı arkadaşlar. Düzeni berbat. Savunmaları da düşük. Ama sonra ne olursa belediye binası 16'ya saldırdık diyeceğiz. Yani bunu da saymıyorum arkadaşım. Bak 3'te 0 gidiyoruz yani. Şu anda keyif olarak 3'te 0 gidiyoruz. Hemen şöyle seri bir şekilde burayı 3'leyelim. Devamında ana hesaptaki 3. saldırımızda artık adam akıllı bir köy çıkacağını düşünüyorum. inanıyorum yani. Burada yine klan kalesi askerlerimi kullanmayacağım. Şöyle bir tane bebek ejder bırakalım. Hayır benim anlamadım. Efsane lige geliyorsunuz da klan savaş liglerinde niye çıkmıyorsunuz karşıma? Ben klan savaş liglerine girdiğimde neden ne? Usta 2 liginde, usta 1 liginde olmama rağmen full max hesaplar çıkıyor karşıma. Yani bunu da anlamış değilim arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi size? Kaç zamandır aklımda oyunda bir kitle var tamam mı? Klan savaş ligleri için oynuyor sadece oyunu. Bak klan savaş liglerinin haricinde onları böyle bulamazsınız. Tamam mı? Ciddiyim bak bulamazsınız piyasada. Saldırı yapmazlar bir şey yapmazlar ortalıkta gözükmezler. Likler bir başlar. Toplaşırlar bir klana milletin başına bela olurlar. Ben ciddi ciddi bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Bakıyorum mesela güncelleme yeni gelmiş. Tamam mı? Belediye binası 16 güncellemesi daha yeni gelmiş. Lan ben ana hesapta canavar gibi ganimet kasıyorum. Bir tane işçi boşta bırakmıyorum falan. Yani ona rağmen ağır savunmaları daha tam bitirememişim. Adama bir bakıyorum duvarlara varana kadar her şeyi makslamış. Büyücü kulelerine hava savunmalarını basmış. Ya diyorum bu ne hız arkadaş. Muhtemelen barayla yapıyorlar. Neden yapıyorlar onu da anlamış değilim. Bir de sadece liglerde çıkıyor bunlar karşıma. Mesela klasik klan savaşlarında denk gelmiyorum böylelerine. Öyle klanlara. Bir de mesela şeye dikkat ettim. Mesela bir önceki klan savaş liginde özellikle baktım. Mesela rakip klanların köylerine baktım. Hepsi yeni yazıyor arkadaşlar yani. Özellikle lig için toplanmışlar oraya. Belli ediyor kendini yani. <laughs> İşte onlarla mücadele etmek için de bizim alt hesaplarımızı ciddi anlamda geliştirmemiz gerekecek. İyi oldu ama ya bir yandan kafa patlatmadan 3 yıldız alırken bir yandan da sohbet muhabbet ediyoruz. Değil mi? Bir yandan da iyi oldu yani. Evet dondurma büyüm var. Nerede kullanalım? Vallahi çok da gerek yok ama hadi şuraya attım gitti arkadaşım. Evet. Orta Doğu ve Balkanların en zorlayıcı, en stratejik okan, en challenge Usulü saldırılır challenge ne ya kankır Türkçe konuş ya da İngilizce konuş. Bu arada gayet iyi İngilizce konuşurum arkadaşlar. Just like a native speaker. Çatır çutur yani. Hatta bazen İngilizce videolar çeksem mi diye de düşünmüştüm zamanında ama sonradan vazgeçtim. Tamam dedim gerek yok. Hiç gerek yok girmeyelim o topa. Her neyse efendim 3 yıldızımızı patlattık. Diğer saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci saldırımızı ikinci hesabımızdaki ikinci saldırımızı gerçekleştirmek için saldırı butonuna tıkladım. Bu arada aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Hani çok azdır ya da yoktur. Oh güzel köy çıktı bu arada güzel. Çok azdır ya da yoktur ama ben yine de dillendirmiş olayım. Ee, belki sadece bu kanalla beni bilenler vardır. Ana kanaldan haber olmayanlar vardır. Şöyle benim e, sağ tarafımda yani şöyle şu tarafa doğru. Şu, şu tarafa doğru yok. Şöyle, şurada işte anladınız Vatangame.com'un logosu var ve linkini burada da bırakacağım arkadaşlar. Oradaki sponsorluğumuz başladığından beri burada ilk defa efendime söyleyeyim video paylaşıyorum. vatangame.com uygun fiyata, hakikaten hatırı sayılır miktarda uygun fiyata güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir e-pin sitesidir. Altın biletinizi, taşlarınızı buradan alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. O linke tıklayarak üye olup alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi bu yetiler nereye çekerler koruyucuyu? Ee, üst tarafa doğru gidecek. Tamam o zaman şurada normal binicileri patlattım. Orada neden zeplin kullanmadım? Valla tamamıyla alışkanlık arkadaşlar. Alıştım. Ganimet kasarken de bu orduyu kullanıyorum bildiğiniz üzere. Alıştım. Tomruk kullanıyordum. Direkt böyle düzeni çok fazla bakıp plan yapmadan direkt tomruğu atıverdim. Ben de fark etmedim yani. Şurada bir dondurma patlatalım. Şifacılar şu merkezdeki yetilere dönseniz hani hiç fena olmayacak. Şöyle bir öfke büyüsü patlatıp koruyucunun özelliğine bastım. Alttaki yetiler korunsun diye kaçırdım onları. Koruyucunun özelliği kelimenin tam anlamıyla mundar oldu arkadaşlar. Al sana kan kırır kardeş belediye binası 16. 16 16 dedin başımı etini yedin? Al sana 16. <laughs> Dur bakalım heyecan yok kraliçe binayı alacak. 3 yıldız olmasa bile yüksek yüzdelere çıkacağımıza inancım sonsuz arkadaşlar. Lan kalesinden asker çıktı mı? Lafa mı daldım bilmiyorum ama zehir büyüsü elimizde kaldı. Kalsın bakalım. Kelle avcımız var. Defansif krala bence zamanıdır. Gönderdim gitti. Tamam iskeletler için şu noktada bir adet zehir büyüsü patlatıyorum. Tekne nereye kilitlendin? Krala kilitlendi tabii ki de. Başka nereye kilitlenecek? Başka bir şey mümkün mü yani? <laughs> krala kilitlenecek tabii ki de. <laughs> Hiç şaşırmadım. Tamam şu orman binicilerinin alt tarafta gizli teslaların olduğu yere doğru öfkelendirirsem Şifacılar da arkasında Kaya Saçar'ı alırlar diye düşünüyorum. 56 saniye süremiz var. Ve maalesef ki maalesef bu köy üçlenecek arkadaşlar. Bakın maalesef diyorum. Çünkü aha şu kadarcık olsun hak etmedik 3 yıldızı almayı. Bu köyü ben değil orman binicileri üçledi arkadaşlar. Bunu da herkes böyle bilsin. Yani nerf mi getiriyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. iyice tadı tuzu kaçtı be arkadaş. Yani vallahi billahi hayır. Madem öyle kullanma diyeceksin ya rakiplerim kullanıyorken sen de mecbur kullanıyorsun arkadaşım. Hani kullanmayız. Ondan yana sıkıntı yok da. Likler olsun, klan savaşları olsun. Ya el mahkum paşa paşa bunu kullanacaksın işte. Eğer bir Klaus değilsen, bir Itsu değilsen ya da ne bileyim böyle çok professional bir oyuncu değilsen paşa paşa gideceksin orman biricileri kullanacaksın. Başka bir lüksün yok yani. <laughs> bir nöf gelsin artık. Her neyse. Şimdi yeni ordumuzu da eğitelim. Arkadaşlar her iki hesapta da birer tur daha döneceğim. Eğitim iksiri basar mıyım yoksa bekler miyim? 35 dakika diyor. Neyse bakacağız artık bir çaresine. E, diğer saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar her iki hesapta da eğitim iksirlerini bastım. Yalnız bir 4-5 dakikalık bekleme süresi var. Dedim bari vakti boşa geçirmeyelim. Diğer hesaplarımdan birine geçiş yaptım. Ekstra bonus saldırı olarak düşünün bunu. Çok da güzel ganimet çıktı. Videonun şansına mıdır nedir artık bilmiyorum. 186 gün sonra paylaşılan videonun hatırına 1 milyona yakın ganimet çıktı. Hemen şöyle bir saldırı yapalım. Sonrasında iki tane daha efsanelik saldırısı yapıp videoyu o şekilde bitireceğiz. Hemen şöyle orman binicilerime spamladım. Clash of Spams taktiğiyle. Tanları gönderdim. Alt taraftan şampiyon. Orman binicileri merkezi zorlasın abi. Tomruğun en çok sevdiğim yanlarından birisine biliyor musun? İşte bu. İki tane görünmezlik büyüsü kulesi. Eğer denk gelir de tomruk fırlatıcı vurursa aktif ediyor arkadaşlar onu. Yani ben ben, ben süpersel'in yerinde olacağım var ya. Tomruğun bunu aktif etmesi olayını kaldırırdım. Çünkü ciddi anlamda çöpe döndürüyor arkadaşlar. Haksız mıyım? Baya bildiğin çöp oluyor ya görünmezlik büyüsü kuleleri. Hani civarında asker yok bir şey yok ne bileyim. Çalışmasa aslında aktif etmese belki daha zorlayıcı daha güzel olabilir. Ha, i̇şimize geliyor mu? E tabii ki de geliyor. Şikayet ettik mi? Etmedik. Ama eğer oturalım doğru konuşalım çok rahat bir şekilde saldırı yapmış oluyorsunuz. Evet göreceğiz bakalım. Belki ilerleyen zamanlarda ee, yaparlar. Kan kardeş vardı. Gözlüklü tipsiz bir adam dediydi dersiniz. <laughs> evet. Kraliçenin özelliğine bastım. Şampiyonun kalkanına bastım. Son olursa iş yaptırsın. Yap, iş yapsınlar. Ee, niye konuşamadım ki? Niye öyle oldu? İş yaptı desinler diye. Heh, şimdi oldu. Abi yorgun da değilim. Şu anda gayet zihnim açık. Niye böyle tekledim ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir ganimet aldık hakikaten. Güzel de bir üçlük patlattık. Ve bunun için çok fazla vakit de harcamadık. Yani yağlı bağlı köfte gibi oldu. Üf, güzel. 3 yıldız olmasını bekledim. Ya nedendir bilmiyorum. bu köy? Bu köy hep düşük kupada kaldı. Diğerleri yani hep efsane ilgiye çıkacağım. Zar zor tutuyorum yani çıkmamak için. Bu köy baya bir geride kaldı. O yüzden 3 yıldız almayı da bekledim arkadaşlar. Duyan vardır duymayan vardır. Aman diyeyim bu etkinlikteki donmuş oku kaçırmayın arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka alın. Çok acayip bir şey, çok ciddi anlamda Kraliçe'ye destek çıkacak. 3.100 tane madalya gerekiyor. Yani zaten tam olarak şunu da aldığınız zaman 3.100 oluyor. Ben oturdum hesapladım. Mutlaka bunları hesabınızı alın. Hatta bu yoldan kazandığınız cevherleri de harcamayın. Donmuş okyu yükseltmek için kullanırsınız. Çünkü düşük seviyeleri gerçekten çok kötü olacaktır. Buna hiçbir şüphem yok. Pekala. Burada isteğimizi tazeledik. Bir tane daha saldırıya gitmeyeceğim. Gidip bir bakalım bizim ordular çıkmış mı? <laughs> Fırına ekmek atmıştık. Bakalım pişmiş mi? Bir görelim bakalım. Birkaç dakikası vardır muhtemelen. Aynen öyle 2 dakikası var. Şu ordu bir ayaklansın. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar ordunun kalkmasına 30 saniye süre var. Bana yeter bir açıklama yapacağım. Kesin benimle dalga geçecekler. Tam emin değilim ama videonun başında galiba 186 gün deyip üstüne bir de 4-5 ay dedim. Dalga geçeceğinizi biliyorum. Dil sürçmesidir. Bir ayda 30 gün olduğunu ve bunun da 6 ayın üzerinde bir zaman dilimine tekabül ettiğini ben de gayet iyi biliyorum yani tamam mı? Bazıları var böyle fırsat kolluyor arkadaş. Yanlış bir şey söylese de dalsak bu adama diye yapmayın böyle şeyler. Yani matematikte iyiyimdir bu arada onu da söyleyeyim yani. İnşaat mühendisliği okumuş adamım ben yani. Her neyse canım. Şimdi <laughs> ordumuz hazır. Hemen buradaki 3. saldırımızı da yapalım. İki tane üçlük almıştık. <laughs> Zayıf köylerden. Bakalım bu sefer bahtımıza ne çıkacak. Hadi bir 16. Ya, ya bunun için mi eğitim iksiri bastım? Bunun için mi bekledim? Yani var ya. Aman be ya. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu koruyucu hemen bıraktım. Şöyle şifacılar hemen ardından mayın eşekleri tomruk fırlatıcı. Ne var ne yok spamlayacağım. Bak şimdi ne yapacağım. Gündelik hayatımda yaptığım şeyi yapacağım arkadaşlar. Kapa taç yapacağım. Diğer hesaba geçeceğim. Valla hiç uğraşamayacağım. Anlatacağım şeyleri de anlattım. Yani oyalayacak bir şey de malzeme de kalmadı yani. <laughs> ne var ne yok sallıyorum. Şampiyonu attım. Kelle avcısı. Şimdi bunları da kullanmamız lazım. Yoksa hızlı eğitimde bize sıkıntı çıkartırlar. Yapıştır yapıştır gelsin. Şöyle dondurma şöyle zehir. Oyunu kapadım. Hemen yeniden açacağım. Açtım. Açılıyor şu anda. <laughs> Hemen diğer hesaba geçiş yapalım. Ya hayal kırıklığı oldu ama açılış işte arkadaş. Yarın düzelir muhtemelen. Hangi orduyla saldırı yapmamı istiyorsanız yorumlara bakacağım. Söz vermiyorum. Hani en çok beğeni alan yap olur falan diye demiyorum. Aralarından seçeceğim. Güzel ordu görürsem onu alacağım. Baktım ki güzel okçu var var falan beğenmişsiniz. Ben kendi bildiğim yoldan devam edeceğim. <laughs> Evet şimdi şurada hemen yeni ordumuzu eğitelim. isteğimizi tazeleyelim. Ve 2 numaralı belediye binası 16 hesabımıza geçiş yapalım. Son saldırımızı gerçekleştirmek üzere. Eğitim iksirlerini aynı anda bastım. Muhtemelen burada da orada ayaklanmıştır. Tam zamanında tam tepematında istesen ayarlayamazsın. <laughs> Hadi bakalım. Hadi güzel bir köy. Kapanışa yakışır bir saldırı olsun. Tamam. <laughs> <laughs> Yani. 16 mı 16 yersen. Yersen 16. Benim köylerden bile daha kötü ya. Lan benim köyler bile bu kadar kötü değil diyeceğim ama. O kadar kötü kötü abi. Benim okçu kuleleri bu kadar kötü değil ya. Hakikaten benim en kötü hesabımdan daha kötü yani. İşler acısı durumda bir köy. <laughs> ee, yıldırım depremleri nereye atalım? Bak adam akıllı işler. Bak şu, şu köy sağlam olsa var ya arkadaşlar inanın bana. Buradan bedavaya 3 yıldız alamayabilirdik ha. Çünkü yıldırım ve depremlerle Hakikaten adam akıllı bir de elde edemiyorum. Şu Krimch'i indirelim madem. O da kaçtı. Lan Kaya Saçarı niye alamadım? Çünkü yıldırım 10. seviyede. Aynen. Kaya Saçarı indirmek için 6 yıldırımda bir deprem yeterli oluyor. Ama ve lakin her iki büyünün de max olması lazım. Eğer depreminiz max ve yıldırımınız bir seviye düşükse sadece ve sadece Kaya Saçarı indiremiyorsunuz. XE'yi alıyorsunuz. Cehennem Kulesi alıyorsunuz. monoliti de indiriyorsunuz. Eğer ki her iki büyüde bir seviye düşükse bu sefer de monoliti de indiremiyorsunuz arkadaşlar ama x yayları yine iniyor. Mesela 5. seviye deprem ve 9. seviye yıldırım. Monoliti alamıyorsunuz ama x yaylarını alabiliyorsunuz. Yani isabet puanı sıralamasına göre en güçlü olan kaya saçar devamında monolit sonrasında x yayları ve devamında da cehennem kuleleri olarak geliyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa ona benzer bir şeydi yani. O kadar çok yıldırımlı depremli saldırı yaptım ki ihtisasım oldu arkadaşlar bu konuda. Bak o kadar laf ettikten sonra gidip burada bir de tek tek alıyormuşuz. Ama fark ettiniz sizde yani hiç sallamadım saldırıyı yani. Hikaye anlattım abire. Ki üçleyeceğiz de. Aynen. <laughs> Aksi mümkün değil. Mi acaba? Lan şampiyon nereye gitti? Benim bir şampiyonum vardı buralarda bir yerlerde. Benim bir şampiyonum olacaktı arkadaşlar. Gördünüz mü onu? Ne, ne oldu şampiyona? Burada ne öldürdü abi onu? Tekli yok bir şey yok. Tilkiyi de katletmişler. Tamam 99 olsun bizim olsun. Bak ona da razıyım. Unicorn ölmedi. Gıdım canlı hayatta kraliçe iyileştirmeye devam edecek. Kral Anka kuşundan aldığı destekle 57 seviye defansif kraliçenin icabına bakacak. Peki. 3 yıldız gelmedi gibi. Vay be. Rezillik. Vallahi büyük rezillik. İşte kankırır. Büyük konuşursan başına da bunlar gelir. Ama fark ettiniz arkadaşlar. Sallamadım saldırıyı yani. Çok hafif alınca da neler olur isimli çalışmamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi uzun bir aranın ardından böyle gıcır gıcır bir seriyle ikinci kanalımıza da yol vereceğiz. E, düşünceleriniz fikirleriniz benim için kıymetli yorumlarınıza bakıyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.